Realiteden mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Birçok yönüyle ele almaya çalıştığımız Gençlik Dairesi, Almanya'da kadıyla Jugendamtlar dosyamızın 5. bölümüyle sizlerleyiz. En fazla etkilenen çocuklar oluyor. Çocuğun normal dediler doktorda, hani o bile normal değilmiş, hafiften bir şey bile kalmış çocukta. Anne, 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 anne diye bağırıyorlar. Annem der bir kuş var, o iyi ve kötü haber getirmiş. Onlardan veyahut da böyle ümit biliyorum yani. Sanıyorum belki bana güzel bir haber getir, belki çocuğumdan bir şey duyarım, ben ne bileyim. Onlara kavuşurum. Beş haftadır Gençlik Dairesi'nin yapısını ve çalışma mantığını anlamaya çalıştık. Birçok uzman ve akademisyenle görüştüğümüz gibi sorun yaşayan onlarca aileden seçmiş olduğumuz bazılarının yaşadıklarını da paylaştık sizlerle. Gençlik Dairesi çok büyük işler yapmaktadır. This is definitive far. Ailelere yardımcı olmak içindir. Maalesef orada da ciddi sorunlar var. In dem es angesiedelt ist. Bir öcü akla geliyor. Das ist die Aufgabe vom Jugendamt. Le Jugendamt ist ein Organisme qui globalement travaille très bien. Genau das haben sie hier nicht getan. Bilmeyen kadına imza attırıyorlar. Ben diyor annemin yüzünü tanımıyorum ki diyor. Her şey yasak, her şey yasak. Bu sefer o genç kız kaçar. Gencinizi anlamaya çalış. O zamanlar daha gençtim, işte aklımız falan ermiyordu. Çocukla arkadaş olmayı başarmamız lazım. Bu dövme şeklini kaldıralım da eğitelim. Realite gibi buna benzer programlar zamanında yoktu. Bir Müslümansa Müslüman bir aileye verilmesi en uygun olanıdır. Ama çocuğun gerçek ailesiyle de ilişki kesilmemeli. Ben kendime resmen dedim ya, ben ne yaptım? Biz kendi çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. İstesek bu çocuklarımıza sahip çıkabiliriz. Müslüman çocukları hayımda kalıyorlar, hısyan olarak büyütüyorlar. Yani kaybederiz bunları. Öncelikle bir önceki bölümümüzden sonra bizler de çocuklarımıza sahip çıkmak istiyoruz. Bizler de bakıcı aile olmak istiyoruz diyerek bizler arayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü programımızda özellikle dikkat etmemiz gereken konulara vurgu yapacak, çocukları alma gerekçesi olarak en çok dillendirilen Kindeswohl gibi kavramları anlamaya çalışacağız. Bunların yanında yine çok ilginç örnekleri de paylaşacağız sizlerle. Realite başlıyor. Programımızın önceki bölümlerinde gençlik dairelerinin acil çocuk alma sayılarındaki artış oranlarını paylaşmıştık. 1995'ten 2011 sonuna kadarki artış oranlarını kıyasladığımızda %65'ten fazla artış olduğunu görmüştük. 1995'te 23.432 olan acil çocuk alma rakamı 2011 sonu itibarıyla 38.456'ya yükselmişti. Sadece 2005 ile 2011 arasındaki 6 yılda bile neredeyse %50'lik artış olduğunu görmüştük. 2011 sonu itibarıyla bu kurumla bir şekilde irtibatlı olan toplam çocuk sayısının da bilinenden çok daha fazla olduğunu paylaşmıştık sizlerle. Tüm bu sayısal veriler bu artışların sebeplerini de sorgulatıyor elbette. Çünkü her geçen gün çocuk alımlarıyla ilgili belki alınan çocukların oranından çok daha fazla oranda eleştiriler de artıyor. Die Zahl der in Obhutnahmen steigt ständig. Es wird offiziell begründet. Koruma altına alınan çocuk sayısı sürekli yükseliyor. Gerekçe olarak toplumun daha iyi gözlemlemeleri sonucu artan ihbarlar olduğu belirtiliyor. Çünkü son zamanlarda herkesi ürperten korkunç çocuk cinayetleri yaşandı. Buzdolabında, saksıda saklanan çocuk cesetleri veya açlıktan ölüme terk edilen, küvette boğulan çocuk vakaları yaşandı. Madde bağımlısı ebeveyn veya bakıcı aileler de var. Bütün bu olanlar toplumun duyarlılığını arttırdı ve çocukların daha iyi korunma beklentisi ve isteği oluştu. Bunun için gençlik dairesinin daha çok müdahale etmesi istenildi.
Politikada bile komşunun komşuyu takip etmesi istenildi ve herhangi bir durumda gençlik dairesine ihbar edin denildi. Gençlik dairesi her şüpheli durumu takip etmek zorunda bırakıldı. Eğer takibi yapılmazsa ve neticesinde çocuk zarar görürse çalışanları hukuki bir süreç bekler. Ve kanaatimce himaye altına alınan çocukların artışının nedenlerinden biri de bu. Gençlik dairesinde çalışanların çoğu dava edilmekten korktukları için her vakayı ve ihbarı gereğinden fazla ciddiye alıyorlar. Şöyle bir düşünce hakim oluyor. Eksik yapmaktan fazla yapmayı yeğliyorlar. Çünkü haksız yere ailelerinden koparılan çocukların aileleri çocuklarını geri alabilmek için mahkemeye başvurabilirler. Und wenn wir einmal mehr machen, können die Eltern ja zu Gericht gehen und kriegen ihre Kinder dann irgendwann wieder. Kanunlar daha çok 2008 yılında 8A maddesi, Sosyal Kanun'un 8. kitabı gündeme geldiğinden beri tabii ki bizim işler de daha farklı oldu. Sosyal danışmanlar bir nevi hata yaptıkları takdirde hapishaneye girme durumları bile olabiliyor, para cezası olabiliyor. Çok hassas bir konu olduğu zaman, bir de gündemde de hassas olduğu zaman tabii ki daha çabuk bir acele tempoda bazen kararlar verilebiliyor. Çünkü sadece kendini biraz daha çok da garantiye alabilmek için. Yapılan kanunlardan dolayı artık sırf gençlik dairesi değil, yeni kanun mesela bu sene itibariyle geçti. Doktorlar olsun, olsun öğretmenler olsun, anaokulunda çalışan etsiyeler, bakıcılar olsun. Herhangi bir ipucu olduğu zaman mecbur devreye geçmek zorundalar. Geçmedikleri takdirde onlar da suçlu duruma düşebiliyorlar. Böylelikle en yani bir ufak bir ipucu olduğu durumda hemen gençler ise itibara geçerek işte bu durumu değerlendiriyorlar. Ya da çünkü onlar da kendilerini bir nevi garantiye almak istiyorlar. Birçok etken ard arda sıralanıyor sayının artma sebebi olarak. Tabii sayının artmasındaki etkenlerin en büyüğü aile problemleri elbette. İşsizlik, geçim sıkıntıları, aile bağlarının zayıflaması. Almanya geneli olarak ele alındığında artışın bir diğer sebebi de evlenip yuva kurmadan dünyaya getirilen çocukların sayısının artması. Yani aile olmadan dünyaya gelen çocukların artması. Bir de en basit sebeplerden dolayı boşanmaya başvurulur olması. Durum böyle olunca çocuklar daha fazla etkileniyor ve gençlik dairelerine giden çocuk sayıları da artıyor. Anne baba ayrıldığı zaman genellikle bizim toplumda olsun seviyeli bir şekilde ayrılmıyorlar. Kavga için ayrılıyorlar. Ve ayrıca de ortaya sırf yani mal davası, kavgası değil, çocuk kavgası da başlıyor. Bir bakıyorsunuz ki önceden ilgilenmeyen baba birden çocuğuna ilgilenmek istiyor veya çocuğu kendine çekmek istiyor, benle büyüyecek diye. Mesela diyor ki o bende kalacak, o bende kalacak. Sanki çocuğu bir yana çekiyorlar. Ondan sonra anne kötüleniyor. Ondan sonra baba kötüleniyor falan derken. Mesela çocukta şiddet mesela uygulanmadı ama psikolojik bir baskı var. Bu yansıyor mesela okula gitmemeye başlıyor veya büyük yaştaysa belki İçki olabilir, işte doğum demiş joint falan olabilir. Bunlar tabii ki problemi daha çok büyütüyor. O zaman da artık bazen gençlik dairesi mesela küçük çocuklara diyor, siz böyle devam ederseniz çocuğa artık biz el koyacağız. Çünkü böyle devam ederse bu çocuğu tamamen kaybedeceğiz. Artık kendisine çeki düzen verin. Ve maalesef bizim toplumdakiler de halen bunu farkında değiller. In den letzten Jahren ist ja gerade in Deutschland hat es einige sehr eklatante Fälle gegeben. Son zamanlarda çok ciddi olaylar gerçekleşti. Çocukların bakımsızlığından ölüme kadar varan olaylar. Bu durumlarda Jugendamt vaktinde müdahale etmediği için eleştirildi. Bu nedenle Jugendamt artık daha hassas davranmaya çalışıyor. Evlere girip çocukların yeterli bakım görüp görmediğini takip ediyor. Yeterli bakım, yeterli mekan vesaire. Yani bir çocuğun iyiliği için tüm hususlar. Kindeswohl. Eğer bu meselede bir eksiklik gözlemleniyorsa, Bundesstol Gesetz'e uyularak çocuk Jugendamt tarafından himaye altına alınıyor. Bunu Jugendamt bir tehlike öngörüyorsa, mahkeme kararı olmadan da yapma hakkına sahip. Kindeswohl, yani çocuğun selameti, çocuğun güvenliği gerekçesi, en çok dillendirilen gerekçe çocukların ailelerinden alınmaları için. Peki nedir Kindeswohl? Hangi olaylar bu kapsamda değerlendirilebilmektedir? Die von Erwachsenen manchmal sehr schwer adaptiert oder ausgehalten werden kann. En kötü durumu düşünecek olursak, bir çocuk çok ağır tacize uğramış ve baba duygularını kontrol edemiyor. Bu bir kişilik problemi, belki de uyuşturucu veya alkol bağımlısıdır. Alkol bütün engelleri kendilerince kaldırıyor. Çocukların ağlaması, bağırması bazen büyükler için çekilmez oluyor. Fizyolojik olarak kanıtlanmıştır. Çocuklar büyüklerin tahammül edemeyeceği bir frekansta bağırıyorlar.
Bu durumlarda bağımlı ebeveynler dayanamayıp kontrolü kaybedebiliyorlar ve çocuklara çok büyük zarar verebiliyorlar. Ya Kindeswohl dediğimiz zaman zaten bunu zaten hukuki yönden de bir definisyonu yok. Mesela psikolojik bir baskı olmaması lazım. Seksüel misbah olmaması lazım. Ondan sonra bu çocuğa okulla gittiği zaman yani süper zeka olması gerekmiyor. Dediğim gibi bir örnek okula hiç göndermezseniz bu tehlike olabilir. Çocuk dayak yerse devamlı bu tehlikeli olabilir. Çocuk sosyal kontaklardan keserseniz bu tehlike olabilir. Ya da erken yaşta evlenme, nişanlandırma durumu da tehlikeye kaçabilir. Mesela 16-17 yaşındaki bir kızı zorla nişanlandırıyorsanız bu bile Kindeswohl'a kaçabiliyor. Ya da o kişi 16 yaşında belli bir okula gitmek istiyorsa veya Ausbildung yapmak istiyorsa siz buna karşı çıkıyorsanız o da Kindeswohl olabilir. Haptaki çocuk yaşından çıkmış ama yine de bunlar da o kategoriye girebiliyor. Ama en başta şiddet ve vernachlässigung olabilir. Örneğin şiddetin yaşandığı bir evde kadın da tabii ki bundan etkileniyor, travma yaşıyor ama en fazla etkilenen çocuklar oluyor. Onlar ömür boyu yaşamış oldukları bu travmaları unutamıyorlar ve şu veyahut da bu şekilde davranış bozukluğu şeklinde kendisini gösteriyor çocuklarda. Onun için tüm aile seminerlerinde benim söylediğim bir şey var. Çocukları en iyi eğitmenin yöntemi onlara örnek olabilmek. Çünkü çocuklar bizim söylediğimiz şeylerle değil, gördükleri anne baba modellerine bakarak şekilleniyorlar. Onun için çocuklarımızın nasıl olmasını istiyorsak evin içerisinde önce bizim o şekilde model olmamız gerekiyor. Ne yazık ki ama problemlerin çok yoğun olduğu dönemlerde aileler bunu unutuyorlar. Hele hele boşanma süreçlerinde bunu bir iç savaşa dönüştürüyorlar ve birbiriyle savaşırken çocukları tamamen unutuyorlar. Onların gördüğü hasarı hiç dikkate alamıyorlar. Bunun da yol açtığı sorunlar tabii sonunda gençlik dairelerinin işe el koymasına kadar getirebiliyor. Deniliyor ki çocuğu hiçbir şekilde zarar verilmesin. Tamam, o genel bir açıklama. Ama çocuğu hiçbir şekilde zarar verilmesin şu, bazı diyor ki, bazı gençlik dairesindeki eleman diyor ki, çocuk buranın kültürüne göre büyümesi lazım. Burada okula gitmesi lazım, burada okulda başarılı olması lazım ama aynı zamanda misal ana dilini öğrenmesine ağırlık vermiyor. Gençlik dairesindeki çalışan elemanlar farklı değerlendiriyor bu terimi. Birisi der ki misal bir tokat atmak çocuğu sorun değil, diğeri der ki uygun değil ama gene de çocuğu çıkartmam, birisi çıkartır birisi çıkartmaz aileden çocuğu. Misal. O kadar fark olabilir. Ama bunun bilinçli olarak değil, onu söyleyeyim. Çok dosya sayısı çok olduğundan ileri gelebilir. Gençlik dairelerinin her ailelerini ziyaret etmeleri imkanı yoktur. O kadar çok dosya sayısı artıyor ki artık veliler çok çocukları büyütmekte, eğitim vermekte sıkıntı yaşıyorlar. Bu sıkıntılar artıyor Almanya'da. Birisine göre suç olan, bir başkasına göre normal karşılanabilecek kadar net olmayan bir tanımlaması var Kindeswohl kelimesinin. Jetzt haben wir einen zweiten Punkt und der ist ganz wichtig. Die Kinder lieben auch diese Eltern. Bizim ikinci bir noktamız var ve bu çok önemli. Bu çocuklar bu ebeveynleri de seviyor. Bu böyle. Ve biz çocukları çekip alınca kırıyoruz bunu. Bu durumu birden kesiyoruz. Çünkü biz iyi bir şey yaptığımızı düşündüğümüz için çocukları buradan çıkardık. Ama bizim göz ardı ettiğimiz nokta onların o kişilere karşı çok güçlü duygusal bağlarının olduğu gerçeği. Çocuklar dayak yemiş olsalar da babalarını seviyorlar. Bunu tecrübe etmek, tanımak zorunda oldum mesleki hayatımda. Çocuklar sarhoş da olsa annelerini seviyorlar. Bu demek oluyor ki bizim korumamız gereken o ortamlarından çıkartılan çocukların ve geldikleri ailelerin arasında sürekli bir ilişkinin devam etmesini sağlamalıyız. Bunun sağlama alınması, korunması gerekiyor. Bunu da uygun, kalifiye elemanlarla sağlayabiliriz. Ama çocukları bugünden yarına ortamlarından koparmak ve iyi bir şey yaptığını düşünmek doğru değildir. Aber Kinder von heute auf morgen aus ihrem Umfeld herauszureißen und man glaubt man hätte was Gutes getan, das ist nichts Gutes.
toplum içerisindeki farklı kültürleri de bilen insanların bu kurumlarda çalıştırılması çok önemli bir adım bu sorunların çözümü noktasında. Çalışan uzmanların bizim bu çok kültürlülük kompetansı dediğimiz olaya sahip olmaması büyük sorunlara yol açıyor gerçekten. Ama yani o kadar da basit değil. Yani çocuğu elden alması annesinin bir söylediği o sözle alınmadığının da altını çizmek lazım. Ama buna benzer yanlış anlaşılmalara gerçekten yol açabiliyor. Bunu bilhassa benim çalıştığım psikiyatri alanında da çok rastladım. O nedenle iki yöntemi var. Birincisi, tabii ki burada çalışan kişilerin burada yaşayan değişik kültürler, dinler hakkında bilgi verilerek onların bu çok kültürlü yeteneklerinin, kompetenslerinin arttırılması gerekiyor. Onun için eğitim programları var, birçok şehirde var. İkincisi de ama bu kurumlarda o dili ve kültürü bilen uzmanların işe alınmasından geçiyor. Yani çünkü şöyle düşünün, bu içinde yaşadığımız eyalet, Kuzey Renvesfalya'nın %20'sinin göçmen kökeni var. Eğer bir resmi dairede göçmen kökenli çalışanların sayısı %1'i geçmiyorsa burada bir yanlışlık var demektir. Çünkü toplumu yansıtmıyor. Farklı kültürlerin çocuk eğitimlerinde uyguladıkları değişik yöntemler de bir diğerine göre Kindeswohl olarak değerlendirilebiliyor. Emekli Alman hakim Rudolf bunun güzel bir örneğini hakimlik yaptığı yıllarda yaşar. Zum Beispiel ich habe die als in meiner richterlichen Tätigkeit hatte ich mit einer ghanaischen Familie zu tun aus Ghana. Örneğin hakimlik görevini sürdürürken Ghanalı bir aileyle tanıştım. Gençlik dairesi çocukları aileden almak istiyordu. Sebebi de annenin bir değnekle zaman zaman çocukların ellerine vurmasıydı. Bu ilginç bir durumdu ve ben bunun sebebini araştırmak istemiştim. Mahkemeyi erteleyip yetkili bilirkişilerle kontağa geçtim ve çok bilgili yetkili bir kişiyle görüştüm. O da bir Ganalıyla evliydi. O dedi ki, bu Gana'da çok alışılagelmiş bir olay ve Kindeswohl yani çocuklara işkence ya da istismar değil bir eğitim yöntemi. Orada çocuklar bunları yaparlarsa değnek de ellerine vurulurmuş. Ghana'da bu alışılagelmiş bir olay ve orada kimsenin aklına bile gelmez annenin bakım ve yetiştirme kabiliyetini sorgulamak. Bunu bilmek lazım. Bunu gençlik dairesi bilmiyor ve doğrusu ben de bilmiyordum. Bu ama benim için çok önemli bir bilgiydi. Bunlar kültürel farklılıklar. Emekli hakim Rudolf'un anlattığı örnek gerçekten çok ilginç. Bu olay gibi farklı gelenek ve görenekten kaynaklanmasa da yine Kindeswohl gerekçesiyle ailesinden alınan ilginç bir olay daha yaşanmıştı geçtiğimiz aylarda. Ece bebek olayı. Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde yaşıyor kışla ailesi. Baba kucağındaki bebeğiyle merdivende düşmüş ve sonrasında bir şey olup olmadığını kontrol için hastaneye götürmüştü çocuğunu. Yapılan yüzeysel kontrol sonrasında da bir şey olmadığı söylenip gönderilmişti hastaneden. Fakat günler geçmesine rağmen elbiselerini giydirirken çocuğun ağlaması endişelendirir anne babayı. Ve tekrar aynı hastaneye götürürler çocuğu. Yapılan incelemeler sonrasında da çocuğun kolunda kırık olduğu anlaşılır. Görevlendirilen bilirkişi yazdığı raporunda Ece bebeğin işkence gördüğünü, ailesinden alınması gerektiğini yazar. Ve kötü muamele. Yani Kindeswohl gerekçesiyle ikizinden ayrılıp ailesinden alınır Ece bebek. Suçsuz yere benim torunum Ece Kışla'yı aldılar. Hiçbir şiddet görmediği halde bizi suçlu duruma düşürdüler. Bunu kınıyoruz. Şimdi ilk anhörüm duruşma var. İnşallah çocuğumuzu şimdi adalet yerini bulup verecekler. Umudumuz zor. Böyle bizim gibi vatandaşlarımızın da hiçbir zaman bu duruma düşmelerini istemiyoruz. Cenab-ı Allah'tan dileklerimiz o. Yani çok zor durumdayız. İnşallah bugün adalet yerini bulur diyorum. Mahkemeye elimizden gelen bütün belgeleri sunduk. Her kurumlar olsun, her yerler olsun bizlere hep iyi aile, iyi çocuklara bakıyor diye belgelerimiz elimizde içeri sunduk. Bir tek bilirkişi, 10 dakikalık kontrol yapılan bilirkişi raporuna göre çocuğumuzu birinci ayın 30'undan beri elimizden aldılar. Ondan dolayı her elimizden geleni gayreti gösteriyoruz yine yuvasına dönmesi için.
10 dakikalık ziyaret sonrasında yazılan 70-80 sayfalık raporlarla çocukları alınan farklı örnekleri görmek, bilirkişi denilen Gutachterlerin yazdığı raporlar hakkında daha da endişelendiriyor bizleri. Ki bu raporlara göre çocukların alınması veya ailesinde kalmasına karar veriyor genelde hakimler. Jugendamt çok karşı çıktı. Kabul etmiyor hiçbir şeyi. Hani eve gelip bizi kontrol etmeklerini kabul etmedi. Bizde kalsın çocuklar dedi. Bir de işte şimdi çocuk ya, hastanedeymiş, hasta olmuş. İshal olmuş. Yani şimdi annesi diğer ikiziyle çocuğun yanında hastanede kalabilir dediler. Bir de şu var, yani çocuğun kolu kırık, kolu düzgün büyümemiş, eğri büyümüş. Bir de o da var şimdi, hastanenin hatası yani. Sonradan kontrola gitmiştik, her şey iyi demişlerdi. Şimdi duyduk ki çocuğun kolu eğri büyümüş yani. Çocuğun normal dediler doktorda, hani o bile normal değilmiş, hafiften bir şey bile kalmış çocukta. Onu bile bilemediler. Görüyor musun? Hata kalmış. Hata yani. Kalmış tabii. Her şeyi hatalı yaptılar. Hem bebeğinin verilmemesi hem de aldığı bu üzücü haber hepten yıkmıştı acılı anne Yasemin Kışlay'ı. Bu acılı günlerinde sevenleri, dostları ve hatta Alman arkadaşları bile yalnız bırakmadılar onları. Mahkemenin önünde toplanıp hep birlikte haykırdılar adeta, Ece bebeğimizi verin bize diye. Fevkalade çocuklarına, torunlarına bakmak mecburiyetinde, hem de güzel bakıyorlardı. Niye böyle yaptı bu Almanlar, ben de bilmiyorum. Gerçekten biz çok üzüldük. Bizi ve bizden önce gelenleri buraya bando ile, doğu zurna ile karşılıyorlardı. Şimdi bizleri Türkiye'ye göndermek için bizim çocuklarımızın çocuklarını ellerinden alıyorlar. Yani bu anlayamadık yani. Nasıl anlam bu iş? Nasıl bu? Yani biz hala da bu Almanya'da yabancı mıyız? Kışla ailesine destek vermek için buradayız. 10 yıldır benim müşterim kendileri. Hiçbir defa kendilerinin ne sesli konuştuğunu gördüm, ne de böyle bir şey yaptıklarına inanmıyoruz. Yapılan protestoların yanında bilirkişinin yazdığı rapora da itiraz edilir. Çünkü birçok yanlış tespit edilmiştir yazılan raporda. Blutuntersuchungen liegen diesem Gutachten nicht bei. Außerdem gibt es kan sonuçları bilirkişi raporunda yok. Ayrıyeten bebeğin bilgilerinde yanlışlıklar var. Örneğin doğum tarihi yanlış yazılmış. Ama en kötüsü, mahkemede bir bebeğin resimleri var ve bu resimlerde bebeğin vücudunda morluklar görülüyor. Fakat bu bebek Ece değil. Yani bu resimler ailesinden alınan Ece bebek değil. Ve benim en büyük sorum şu: acaba doktor bilirkişi raporunu doğru bebeğe göre mi verdi? Bu sorular çok önemli ve cevaplanması gerekiyor. Yapılan itirazlar sonrasında bilirkişi de fikir değiştirip kırığın merdiven kazası sonucunda da olabileceğini kabul eder. Yaklaşık 3 saat süren son duruşmada hakim kararın yazılı olarak aileye ulaştırılacağını bildirir. Daha sonra gelen karar aileyi sevince gark eder. Çünkü Ece bebek en kısa zamanda ailesine teslim edilmeli yazmaktadır kararda. Ve 35 gün sonra gidip teslim alırlar çocuklarını. Sevincimi kelimelere dökemiyorum. Çocuğumu aldım. İnşallah her şey bundan sonra yoluna girer. Günlerdir hasretle gözyaşları döken anne, tatlı bir buse kondururken yavrucuğunun yanağına, baba Ferhat Bey de, "Bugün çocuğumun ikinci doğum günü oldu," diyordu. Çok mutluyuz. Diyecek bir şey bulamıyoruz yani. Çok heyecanlıyız. Çok mutlu. En güzel günümüz bugün oldu. Hani ikinci doğum günü oldu bizim için bu. Yapılan bir yanlıştan dönülmüş ve adalet yerini bulmuştu. Yorgun ve heyecanlı adımlarla evlerine doğru yola koyulur Kışla ailesi. Şu an çocuğumuz kucağımızda. Mutlu bir an. Her şey yolunda, gördüğünüz gibi. Buradan sizin aracılığınızla herkese çok teşekkürlerimi sunuyorum. Şu an Samanyolu, Zaman Gazetesi'ne, bizi destekleyen tüm derneklere, Türk milletine, herkes yanımızda oldu, herkes arkamızda oldu. Hepsinden Allah razı olsun diyorum. Diyecek de bir şeyim yok. Mutlu sana ulaştık diyorum. Suçsuz yere çocuğumuzdan 35 gündür ayrı kaldık. Yani çok mutluyuz bugün. Herkese teşekkür ediyoruz. Tabii ki çok zor durum geçirdik.
Hatta sevinç gözleri gelecek şimdi, duramayacağım. Hakikaten de zor. Ama yine de bu kendimizi bırakmadık, savaştık. Sağ olsunlar, dernekler olsun, medya olsun, hepsine teşekkür ederim. Vatandaşlarımızı arkamızdaydılar. Devamlı telefonla kendileri, hatta bizzat bu konu mahkeme önlerine toplandılar. Onlara da çok çok teşekkür ederim. Bakanlığımız olsun, milletvekillerimiz olsun, hepsi destek gördük her yerden. Ayakta durduk, yıkılmadık. En sonunda çocuğumuza kavuştuk. Ya sevinçliyiz ama orada çocuğumuzu alırken bir aile daha geldi. Bizle görüştü. Üç çocuklarını almışlar. Yine gelsen ki sen de. 5 seneden beri göremiyoruz dedi. Sevinçli zamanımızda yine üzüldük. Yani böyle çok aileler var, mağdur duruma düşen. Yani hiç yerden bazı zaman yanlışlıkla çocukları alınıyorlar. Aynen bizim başımıza geldi. Benim başıma geldiğine göre dedim ben, muhakkak çok aileler var mağdur duruma düşüp ellerinden çocuklarının alınmasına. Cenab-ı Allah kimsenin başına böyle durum düşüp vermesin. Tabii ki şiddet gören çocuklar da var. Ama doğru kararla, doğru işlemle alınsın çocuklar. Bizim eve bir ay boyunca kontrola gelinmişti. Öyle aile olmadığımızı tespit etmişlerdi. Gördüler ama yine de çocuğumuzu bir yanlış raporla elimizden aldılar. Perişan ettiler. Yani böyle duruma kimsenin düşmesini istemiyorum. Evet, yanlış bir rapor sonucu ailesinden alınmış ve tam 35 gün boyunca başka bir ailenin yanında kalmıştı Ece Bebek. Bunun gibi haksızlıklara maruz kalmış farklı farklı örnekleri paylaşmıştık daha önceden sizlerle. Sizin bir şeyiniz varsa dedi, mahkeme biliyorsun. Biz çocukları alıp gidiyoruz. Buradaki yasaları ben veririm, kararları ben veririm. Ben ne dersem o olacak diyor. Yaşamam bir anlamı yok artık. Tek bir kadar basit bir şey. Kendim yanımda. Bilmeyen kadına imza attırıyorlar. Bir şekilde bu serüvene başlayan aileler birçok olaya maruz bırakılıyorlar. Bilhassa da yıllarca süren davalarda ekonomik olarak çöküntü yaşıyorlar. Bedauerlicherweise ist es oftmals der Fall. Ne yazık ki dil problemlerine her zaman şahit oluyoruz. Gençlik dairelerinde çoğu kez mağdur ailelerle dil yetersizliği yüzünden anlaşılamıyor. Tercüman da getirilmiyor buna yükümlü mecbur olmalarına rağmen. Tercüman getirilse bile onun da ailelerin söyledikleri her şeyi tamamıyla doğru tercüme yaptığından emin olunamıyor. Belki tercümanın bile dil problemi var. Bizzat böyle bir durumu başka bir çevrede, mülteci olaylarında yaşadım. Oradaki tercüman Alman diline pek hakim değildi. Konuşmaları uzun uzun dinliyor ve bir satırda özetleyip tercüme ediyordu. Bu esnada birçok malumat kayboluyor. Almanya'da tercüman tutmanın çok pahalı olduğunu da belirtelim. Bundan dolayı birçok kişi dosya tercümeleri vesaire için tercüman görevlendiremiyor. Gençlik dairelerinde bulunan ve gördüğüm daha kadar dosyaları tercüme ettirmek imkansız. Maliyetini ise hiç kimse ödeyemez. Ben çok sık duyuyorum, dil zorluğu nedeniyle çocukların ailelerinden alındığını veya bir daha geri verilmediğini veya ailelere kültürel yaşamları nedeniyle yüklenip böyle bir hayatın çocukların eğitimi için tehlike arz ettiğini ve iyi gelmediğini varsaymalarını. Bu tür dil sorunlarını çok sık tecrübe ettim. Başka olaylardan da biliyorum ki, çocuklara ebeveynin konuştuğu dil, yani ana dili yasaklanıyor. Özellikle denetim altında aileleriyle görüşen çocuklarda sıklıkla rastlanıyor. Ebeveynleriyle Polonyaca veya Türkçe konuşamıyorlar. Çünkü gençlik dairesinden bu görüşmeyi takip edenler konuşmaları anlamıyor. Bu şekilde çocuğun ailesiyle herhangi bir anlaşmaya varmasını veya herhangi bir bilgi alışverişinde bulunmasını çocuğa zarar verilebileceği düşüncesiyle engellemek istiyorlar. Bundan dolayı bu yabancı dili konuşması yasaklanıyor ve ebeveynlere de çocukları ile Almanca konuşmaları dayatılıyor. Fremde Sprache zu sprechen und wird den Eltern auferlegt, sich mit ihren Kindern auf Deutsch zu unterhalten. Bu dayatmayı yaşayanlardan birisi Azerbaycan kökenli Mehmedov'dur. Elinden alınıp bakıcı aileye verilen çocuklarıyla aylar sonraki ilk buluşmasında kendi dilinde çocuklarıyla konuşması yasaklandığı için isyan eder Mehmedov. Anlaşın sevdiği de. Anne, Mama und Papa wissen noch gar nicht, wie gut du schon auf Deutsch sprechen kannst, ne? Du hast ja ganz viel gelernt mit den anderen Kindern, ne? Das
Ja, auf Kosten, dass die eigene Sprache vergessen, ne? Muttersprache. Das ja, sehen wir. Nicht so schnell. Ja, sehen wir. Sie können doch Ihre Muttersprache auch noch und sprechen Deutsch. Also das kann er jetzt nicht sagen. Man hat Recht vorerst auf eigene Muttersprache. Ja, haben Sie ja auch. Eigene ethnische Sprache. Aber Sie können auch Deutsch. Und es müsste unseren Kindern gewährleistet werden. Die Kinder haben Recht auf Umgang mit den Eltern. Dieses Recht wurde Kindern bis jetzt weggenommen, seit 12. August. Und Entfremdungsergebnisse sind offensichtlich. Ich bin persönlich der Meinung, dass es hochdiskriminierend ist. Şahsen ben durumu çok büyük bir ayrımcılık olarak nitelendiriyorum. Çünkü ebeveyn ve çocuklar arasında çok özel duygusal bir bağ mevcut. Bence yabancı bir dille duygular istenildiği gibi ifade edilemiyor, ana dildeki gibi olmuyor. Kelime hazinesinin sınırlı olması nedeniyle başka kelimeler kullanarak geçiştirmek veya yüzeysel olarak ifade etmek de istenilmiyor tabii ki. Bunun dışında Almancası iyi olmayan ebeveynler daha yavaş konuşmak zorunda kaldığından çocuklarıyla o çok değerli görüşme vakitlerini harcıyor daha anlamlı ve güzel değerlendirebilecekken. Bütün bu sebeplerden dolayı çok büyük ayrımcılık söz konusu. Von der kostbaren Umgangszeit viel Zeit. Die eigentlich sinnvoller zu verbringen wäre. Aus all diesen Gründen finde ich das hochdiskriminierend. Çocuklarla yapılan görüşmelerde ana dillerinde konuşmalarının yasaklanmasının yanında kullanılan bazı deyim ya da atasözlerinin çevirileri de Kindeswohl kapsamına girebiliyor. Onun için kullanılan kelimelerinde özenle seçilmesi gerekiyor. Wenn die Eltern solche Redewendungen anwenden, die bei ihnen in der Tradition gebräuchlich sind, hier bei uns. Şayet ebeveynler kendi kültürlerinde yer edinmiş deyimleri kullanıyorlarsa ve bu bizde çok farklı ifade değerine sahipse ve tercüman da bunu doğru aktaramıyorsa, o zaman gençlik dairesi çalışanı böyle bir ifadeyle hitap edilen çocuğu himaye altına alma kararı alır. Ailesinin yanında çocuğun ruh ve beden sağlığının tehdit altında olduğu için. Esasen buna hiçbir çözüm önerilemiyor. Belirli bir kültürün içinde yetişen insanlar için bu çok basit bir ifade. Öylesine söylenir, bizde olduğu gibi. Örneğin, şimdi patlatacağım ifadesi. Tercüman bu cümleyi de olduğu gibi tercüme etse, o zaman da gençlik dairesi için çocuklar yine tehlike altındadır. Çünkü çocuklar şiddetin olmadığı bir ortamda yetiştirmelidirler. Yani dayakla tehdit edilemez ve dayak atılamaz. Bütün bu deyimler ne kadar ciddi söylenmese de çok büyük tehlike arz eder. Hem Almanca'da hem de diğer yabancı dillerde. Aileler çocuklarına tehditvari hitap ettiklerinde bunun olumsuz yansıyabileceğini hatırlarından çıkarmamalılar. Ebeveyn olarak bu tür ifadelerden uzak durmalı. Çocukları kesinlikle dayakla tehdit etmemeli. Çünkü çocuklara vurmak yasaktır. Şimdi seni geberteceğim veya şimdi patlatacağım ifadeleri çocuklara söylenmemeli. Çünkü bunlar tehdit unsuru ve yasak. Man darf ihnen auch nicht sagen, ich mache dich gleich kalt oder es knallt jetzt gleich. Das sind Androhungen von Gewalt und die sind verboten. Evet, kültürümüzde olsa da, bizim için sevecen anlamlar da ifade etse, karşı tarafın yanlış anlayacağı hiçbir kelimeyi kullanmayalım görüşmelerde. Ve hakkımızı ararken de bütün evraklarımızın tam olmasına özen göstermeli, doğru mercilere doğru zamanda gitmeliyiz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, gençlik dairesi konusunda sorun yaşayan birçok aile için önemli bir karar merci olmuş durumda. Yaptığımız çekimler sırasında görüştüğümüz Avrupa Parlamentosu Gençlik Dairesi Komisyonu Başkanı Blond, bu konuda yüzlerce dosya olduğunu ve bunlardan 119 tanesinin karar sürecinde bulunduğunu aktarmıştı bizlere. Et puis, je vais essayer de vous resituer les choses un peu chacune à leur place parce que Jugendamt'ın verdiği bazı yanlış kararlar olduğunu biliyoruz. Bizlere gelen yüzlerce dosya var. Komisyonumuzca bunlardan kayda değer bulunanların sayısı şu an itibariyle 119. Her ay ortalama 10 dosya geliyor. Bu üzücü, bunu sorgulamamız gerek. Bizim üstünde çalışmamız gereken de bu dosyalar. Ben de Jugendamt ile ilgili 25 tane dilekçe verdim. Bu dilekçelerin arasında Ombudsman atanması da yer alıyor. Bildiğiniz gibi Avrupa Birliği ülkeleri arasında Ombudsman uygulaması olmayan iki ülkeden biri Almanya. Bence Ombudsman uygulaması Almanya gençlik dairelerinin verdiği birçok haksız kararı iptal edebilir. Bağımsız insan hakları savunucusu uygulamasının olduğu Fransa örneğinde olduğu gibi bu tür bir uygulamayla yargının yükü azaltılabilir ve daha da önemlisi mağduriyetler büyük oranda giderilebilir. C'est là que toute la problématique du Jugendamt apparaît. Ich bin überzeugt davon, dass wir noch lange
zu kämpfen haben werden. Kanaatimce gençlik dairelerinin iyi bir hale gelmesi için daha çok seneler mücadele etmemiz gerekiyor. Şimdiye kadar sistemi en uygun şekle nasıl getirebilme hususunda bir gayret ve ön çalışma bulunmuyor. Alman devleti ise böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duymadıklarını, zaten sistemin çok uygun olduğu görüşünü savunuyor. Bu açıdan baktığımızda bazı şeyleri değiştirebilmek için belirli bir zamana ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Avrupa Birliği'nde Brüksel'de gençlik daireleri için denetim oluşturma yönünde yapılan çalışmalardan dolayı hedefimize daha çabuk ulaşabileceğimize inanıyorum. Almanya'da yaşayan yabancı aileler de Alman gençlik dairelerindeki sistemden mağdur olduklarından Avrupa Birliği'nin bu konuda söz hakkı bulunuyor. Bu konuya el atma hakkı bulunuyor ve kendi vatandaşları için farklı taleplerde bulunup yürürlüğe koyabilirler. Biz Almanya için hemen bir değişim elde edemeyiz belki ama Avrupa Birliği'ne dahil olan vatandaş çalışmalarımız için sistemde değişiklikler talep edebiliriz ve buna Almanya'daki sorumlu kişilerin karşı koymayacağını düşünüyorum. Und ich glaube, dass sich dem die deutschen Verantwortlichen nicht mehr sehr lange entziehen können. Umarız haksız uygulamaya maruz kalanlar bir an önce doğru karara kavuşurlar ve dileriz gençlik dairesi en kısa zamanda hatalarla, yanlış uygulamalarla değil de yaptığı güzel işlerle bahsedilir hale gelir. Şimdi de madalyonun diğer tarafından örnek bir olay paylaşacağız sizlerle. Çuvaldızı karşı tarafa batırırken iğneyi kendimize batırmayı da ihmal etmeyelim. Biz buralarda yaşayanlar en çok nerelerde hatalar yapıyoruz sizce? Avrupa'da yaşayan insanımızın sorunlar yaşamasının en önemli sebeplerinden birisi iki kültür arasında kalmışlık elbette. Diğer taraftan maddi kazanç hırsıyla çocuklarımızın ihmal edilmesi. Hem anne hem babaların çalışması sonrasında çocukların eğitimleriyle, arkadaş çevreleriyle ilgilenilmemesi. Bunların yanında bir de çocuklarımıza kültür ve inanç değerlerimiz doğru düzgün öğretilip aktarılamayınca problemler yumağı büyüyor. Ortada kalan, iki tarafa da ait olamayan nesiller yetişmeye devam ediyor. Bunlara bir de kötü arkadaş çevresi eklenince önü alınamayacak durumlar çıkabiliyor ortaya. Bu olayları birçok yönüyle yaşayan bir örnek Nigar Hanım. Kötü arkadaş kurbanı oldu, ben öyle derim. Kötü arkadaş kurbanı oluyor. İnsanlarımız Türkiye'deyken normal bir yaşantı yaşıyor. Evlenip buraya geliyor, iki sene geçmiyor, ya kahve köşelerinden sürünüyor, ya da ne bileyim ayrılıyor, ortada yani çocuklar sefil oluyor. Yani büyük insan bile kendini şaşırıyor. Benim kız da burada doğmuş, burada büyümüş, çevre yapmış, arkadaşlar var. Tabii ki her arkadaş seni bildiğin gibi yani düzgün bir yolu yoktur. Bunda benim suçum yok ki. Tamam belki nasıl suçum? Ben gece gündüz bir insanın başını bekleyecek değilim. Hem nereye kadar, ne zamana kadar? İnsan ancak ki bir çocuğu, hadi bilemedim 13-14 yaşına kadar belki gücün gidebilir. Belki hani bir kelime anlatabiliyorsun ama ondan ötesini bir şey yapamazsın ki. Kimse benim halime düşmesini istemiyorum. Hani kimsen, hiçbir annenin gözyaşlısı olmasını istemiyorum. Bizim çocuklarım benim gibi orada burada yurtlarda istemiyorum. Yani bizim Türk aileleri hele bizim Türk şeyler, kültürümüz öyle ki aslında birbirlerine daha bağlılar. Yani bir de insan bunu da seçmesi lazım. Almanya belki de bize her zaman yurt vatan değil. Yani zor bilmiyorum. Yani herkes burada dikkat etsin. Ben burada doğma büyümeyim evet. Belki buraya fazla güvendim bilmiyorum. Almanlara mı fazla güvendim? Ah bana bir şey olmaz. Bilmedim, biçemedim. Burada haklar başka dedim. Yapamazlar. Burada her şey daha iyi biçilip sözleşiliyor falan. Özgürlük var. İşte. Ama onun fiyatını çok çok pahalı ödedim. Yalnız ben değil, ailem ve her hele o çocuklarım yani. Pahalı ödenen özgürlük hayalleri, beklentiler ve seçilen kötü arkadaşlar. Bir aileyi alt üst etmede, bir hayatı perişan etmede en önemli etkenler. Hani bana bunu suç görüyorlar, diyorlar ki sen iyi bir anne olsaydın da senin çocuğun bu yere düşmezdi. Hani kötü bir ortamda yaşamazdı. Bir anneyi, bir evladı sadece bir çocuk, bir anne baba büyütmez ki bir evladını. Çünkü ben yalnız büyütmüyorum ki burada. Ben ancak nasıl büyütebiliyorum? Ben bir dört duvar arasında büyütebiliyorum. Bilemedim 2 yaş, 3 yaş. Zaten 2-3 yaştan sonra hemen anaokuluna başlıyor. Anaokulda zaten başka bir eğitim alıyor. Eve gelince başka bir eğitim. Arkadaş arasında başka bir eğitim görüyor. Yani bilemedim bir çocuk birkaç eğitim altından geçip büyüyor.
Zaten 16-17 yaşına geldiğimde hani başka bir döneme giriyor çocuk. İlla ki bir annenin babanın suçu yok bunda. Ne bileyim, iyi bir konuşma, iyi bir aile ortamı çok önemli. Ben kendim de biliyorum. Ben kimseyi suçlamak da istemiyorum bu ailemi. Hatta yalnız bir tek şey neden değil de her şey bir nedendir. Yani bir bağımlı olmaya bir kimse bir şey, yani kimse suçlu değildir. Yani bir kimse. Herkes bir yanda, her bir çevreden insan bir şey kapıyor. Ve öylece bir yola düşüyorsun. Doğru yol değildir. Eğitim bakımında, okumak bakımında güzel bir şey. Bu tabii ki güzel bir şey. Ama hani böyle yakın yol, kısa yol diyeyim, rahat yol diyeyim nedir? Çocuk okula gidiyor, annesine babasına çantasına olup omuzuna gidiyor. Çocuk anne baba zannediyor ki okula gidiyor. Ama oysa okula çocuk gitmiyor ki. Gidiyor 5-10 tane arkadaş buluyor. Sigarasını yakıyor veya başka bir türden yakıyor. Akşam geldi mi ya bir anne baba, hani ayrılan çok anne babalar için diyorum. Kendi çocuğun üzerine dönmüyor ki. Ya sen çocuğum, sen bugün okula gittin. Sen ne yazdın, ne yaptın? Okulla ilgilendin mi? Öğretmenle ilgilendin mi? Yani kimse ilgilenmiyor da burada hani. Herkes işi tutmuş, bunu işini tutmuş. Yani çoluk çocuk. Yazık olmuş. Ben yani doğru görmüyorum kendi, hani kendi bilincimde. Ama yani sadece ben kendi torunumu demiyorum. Burada nice yani her Türklerin çocukları en ön sayıdadır. Ne oluyorsa Türk çocukları, neredeyse Türk çocukları orada. Onun için yani ben burada Türk gençlerine söylüyorum. Biz acı çektik, onlar acı çekmesinler. Yani biz hadi öyle diyelim, biz okumadık. Onlar en azından burada okumuşlar. Yani daha iyi her şeyi biliyorlar. Yani bu insan hani iyi bir şeyin bilincindeyse kötüye niye atayım, ben bunu anlamıyorum. Birazcık yani insanlara destek olsunlar, örnek olsunlar, iyi bir şeyle yani örnek olsunlar, kötü bir şeyle değil. Lütfen annesine babasına, herkes annesinin babasının dediğini dinlesin. Kimse hemen kolay yolu seçmesin. Kolay yol hiçbir zaman yoktur çünkü o kolay yol onların başına bir felakettir. Biz bugün görüyoruz yani, duymuşuz, başımıza gelmiş, yaşamışız. Yani bunca sene buradayız, her şeyi de gördük artık. Yani kızlara, hele genç kızlara söylüyorum, genç erkeklere söylüyorum. Lütfen annesinin babasının sözünden, bir anne baba kendi evladının kötülüğünü istemiyor. Yani muhakkak ki istemiyor. Bu anne babanın sözünden çıkmasınlar. Yani okumak, eğitim tabii ki güzel bir şey, bilinç güzel bir şeydir. Onun dışında kötü bir yolu seçmesinler. Yani o kısa, güzel, cazip gelen kısa yol onlara çok bir felaket getirir. Kötü arkadaşların etkisiyle genç yaşta bağımlı olmuştur kızı Sevilay Hanım. Sonrasında evlenip iki çocuğu olur. Bu çocukları anneanne Nigar Hanım sahip çıkar, ilgilenir. Fakat anne Sevilay Hanım bağımlı olduğu için takiptedir çocuklar. Yani böyle isim de vermek istemiyorum. Yugnam'da iki tane bayan geldi buraya. Bu masada da oturduk. Birisi dedi ki, o dedi çok güzel dedi. Sen çocuğun odasını ne kadar dedi, güzel yapmışsın dedi. Birisi de dedi ki, yok dedi hani. Hiç sevinmene gerek yok dedi. Biz zaten mahkemeye vermişiz dedi. Eğer biz mahkemeyi kazanırsak dedi, senden çocukları alacağız dedi. Ben de dedim niye? Sebep ne ki dedim yani. Çocukların yeri iyi, çocukların yeri var. Ben ilgileniyorum, annesi var, hepimiz ilgileniyoruz. Sebebi ne? Yani ben de yani bunu ciddiye nasıl almadım dedim. Olamaz ki. Çünkü hani her şey düzgün. Neden çocuğumu alsın ki? Hani bile ciddiye bile almadım. Sonradan sene 2007. Buraya bir gün bir gutahta geldik. Gutahtayı göndermişler buraya. Tabii kızım için yani, benim için değil. Gutahta geldi, iki kelime kızımla konuştu. Biraz benimle konuştu. Yani bir şey yok. Bana dedi, sen çocuklara bakar mısın? Tabii ki dedim, ben çocuklarıma bakıyorum dedim. Ben sağ olduğum müddetçe dedim, ben çocuklarımı bırakmam dedim. Ben çocuklarıma bakarım dedim. Ama o tam tersine kullanmış benim. Ne demişsem, çünkü yanımızda bir dolmaçı, hani Almanca Türkçeyi anlatan bir şey kimse yok. Bir şahit yok. O sadece kendi düşüncesini yazmış oraya, mahkemeye göndermiş. Bu aile çocuklar için yeterli değildir. Bilirkişi olarak tanımlayabileceğimiz Gutahter'in yazdığı rapor sonrasında mahkeme gününü bile beklemeden anaokuluna giden çocukları alıp götürürler. Çocukları burada giydirdim, çocukları kindergarten'a götürmeye, anaokuluna götürdüm. Orada onlar şey yapıyor, saat 11'de çocukları gidip orada alıyorlar, telefon açtılar. Frau Güney dedi, buraya gelmeniz lazım dedi. Ben de dedim, acaba ne oldu kendi kendime? Biz dedi, senin kızını dedi şimdi burada dedi hastaneye gönderdik. Senin torunların da dedi buradalar dedi. Biz şeyden almışız dedi, yurttan. Öyle deyince ben hemen birden böyle bir şaşırdım yani. Şok oldum. Yani neye uğradığımı şaşırdım. Niye dedim?
Sebep ne? Benim kızım niye hastaneye gitsin? Benim çocuklarım niye burada ne işleri var dedim. Orada azıcık biraz tartışma oldu. Çocuklar benim sesimi duyunca, çocuklar da başka bir odaya koymuşlar. Çocuklar sesini duyuyorum öbür taraftan. Ağlıyorlar çocuklar ikisi de. Anne, 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 anne diye bağırıyorlar. Ben bağırınca onlar da tabii bir taraftan ağlıyorlar. Ondan sonra kızdım tabii o arada. Hani o arada artık şaşırdım. Neye uğradığımı şaşırdım. Bir baktım tabii rahat havuzdur. Gelen giden var. 50-60 kişi orada o salonun etrafında etrafımızı toplamış. Dedim bari durun. Bırakın ben gideyim kızımı hastaneden getirin. Önümü kapatmışlar. Yok gidemezsin sen bir yere. Ya niye ben gidemiyorum ben bir yere? Ya diyor sen işte çok sinirlisin sen bize bir şey yaparsın. Ya benim elimde bıçak yok, sopa yok, elimde tabancam yok. Ben sizi dövmeye gelmemişim. Siz çağırdınız ben geldim. Durun ben evime gideyim. Yok iki tane böyle iri yarı adam, otlu samtan adam getirmiş önüme koymuş. Yok gidemezsin diyor. Sen gidemezsin diyor. Biz seni hastaneye göndereceğiz. Ya niye sen beni hastaneye gönderiyorsun? Bağırdım çağırdım orada. O arada iki tane polis çağırdılar. Bu defa da polisi çağırdılar. Polis de geldi. Yani o kadar onurum zaten hem acı içinde. Çocuklarım orada bağırıyor. Ben burada bağırıyorum. Zaten acı çekiyorum. Bir de benim onurum da yani incindi. O kadar üzüldüm. O çevreye utandım. Kendim neye uğradığımı şaştım yani böyle. Elimi kelepçeye koyuyorlar. Beni de götürürler. Beşinci kata. Hastaneye beşinci kata beni hastaneye götürür. Polise dedim ki ya siz insan değil misiniz dedim. Bak dedim benim ameliyatım var dedim. Benim giden benim çocuklarım dedim. Ben size bir şey yapmadım ki. Siz niye beni götürüyorsunuz? Bırakın ben evime gideyim. Yok sen akıl yemişsin. Sen akıl hastanesi. Sen şuşuluktan hastasın. Biz seni hastaneye götürmemiz lazım. Sen orada dinleneceksin. Onu da ellerini kelepçeli gördüm. Zaten orada şok geçirdim. Yine bir şok geçirdim. Anneme ağlıyorum. Kendime üzülüyorum. Canımdan bezmişim. Çocuklarıma ağlıyorum. Annemi bir de öyle görüyorum. Herkes bir böyle bir saldırgın, böyle hırpalayıcı bir durumda. Anlayış göstermiyorlar. Neden ağlıyorsun, neden sızlıyorsun? Hiçbir anlayışları yok yani. Böyle diyorlar, kabul et diyorlar. Yani o durumda. O gün çok zordu yani. Atıldıkları akıl hastanesinde 7 sene çalışmıştır Nigar Hanım. Tanımaktadır oradaki birçok doktoru ve çalışanı. Oradaki doktorlar, oradaki insanlar herkes de beni tanıyordu. Nasıl bir insan olduğumu herkes de beni biliyordu. Ondan sonra doktor beni salona geçince, beni görünce böyle bana baktı, şok oldu, o da şok oldu. Dedi senin buradan ellerin niye kelepçede, ne oldu dedi yani, o da şaşırdı böyle. Dedim ya dedim elimi bırak dedim, ilkin beni dedim bu ellerimi aç ki dedim ben sana söyleyeyim dedim. Ama ellerim tabii bile kelepçede bağlamış. Hem üzülüyorum, hem utanıyorum, hem yani çevreden utanıyorum, hem neye uğradığımı şaştım. Hem bir de bir yanda da çocuklar aklımda. Yani ben artık bu yani ne yaptığımı ben anlamadım. Anlayamadan ne olduğunu, niçin bu olayları yaşadığını getirilmişti buraya o. Doktorun girişimiyle kelepçelerinden kurtulur ve anlatmaya koyulur yaşadıklarını doktor beye. Ne oldu dedi, dedim ben sana bir şey söyleyeyim mi dedim. Dedim bana büyük bir tane bıçak getir. Dedim ben senin karnını yaracağım dedim. Senin ciğerlerini çıkarıp dedim burada masaya koyacağım ama sen ağlamayacaksın dedim. Dedi bu ne demek oluyor dedim. Bu ne demek oluyor? Bu oluyor. Yugunam benim çocuklarımı almış, çalmış dedim daha doğrusu. Kızımı dedim ellerini bağlamış buraya gönderiyor. Ben hani niye yaptın diye bunu benim bu söylememle benim de ellerimi kelepçe koyup beni buraya gönderdiler. Sorun bu dedi. Başka bir şey yok. Adam da kafasını tuttu. Eyvah dedi, yazık dedi. Hani yazık ki dedi bu Almanya'da, Avrupa dedi hani böyle bu şartlar içinde insanları yaşatıyor dedi. Hani ben dedi bir Alman olarak, bir doktor olarak utanıyorum dedi yani bu yapılanlarda dedi. Hemen ellerimi çözdü, elime kağıt verdi, tavsiyeyi çağırdı. Lütfen dedi bunu eve gönderin dedi. Bunun bir şeysi yok. Böyle bir şey de olamaz dedi. Ben Frau Günü çok iyi tanıyorum ve bana bir tane bir hışt yazdı, verdi elime. Beni eve gönderdi. Sağlığı iyidir dedi. Annesi ve kızı sonra bırakılsa da akıl hastanesinden, çocukları verilmez geriye. Hatta büyük ablaları, akrabaları olmasına rağmen çocuklar verilmez onlara da. Başka bir Alman ailenin yanına yerleştirilirler, bakıcı aile olarak. O bakıcı aile zaten bana hiç şans vermedi. Ben tam tedaviye hazırlanmıştım, tedaviye gidiyordum. Daha tedavim başlamadan ki o herkes biliyordu yani o daireler hepsi biliyordu ben yakında 3-4 haftam vardı tedavime başlayacağım dedim. Hiç o fırsat gelmeden çocuklarımı benden ve ailemden, annemden kopardılar. Annem bakacak bir durumdaydı. Halen bakacak bir durumda yani ben anneme güveniyorum.
7 yabancıya nasıl güvenirim ki, annem nasıl bakmaz yani. Çocuklara da iyi bakılıyordu. Buradaki rahatlıkları da güzeldi. Hatta çoğu zaman hep biz beraber götürürdük. Kindergarten'a beraber getirirdik. Parklara da giderdik. Benim çocuklarım Sevim'deydi. Ben, onun çocukları bendeydi. Yani hiçbir ayrımız gayrımız yoktu. Özellikle ailelerimizdeki iletişim sorunları ve zamanında gösterilmeyen ilgi çocuklarımızla kopmaların başlangıcı olabiliyor. Ya annelik çok zor, bir sürü. Belki herkes altından başından çıkamazlar. Yani insan diyorum ya, gençler, kızlar bir hevesle kapanmasınlar. Bir hevesten her şey bitmiyor. İnsan işte sonradan çok pişman oluyor. Her şey diyorum ya, böyle ölçsün biçsinler. Tek istediğim bir insanlardan çok aslında basit bir şey. Yani biraz ya basit denilen belki zor o arada olur ama sonrası daha çok hafifleştirir. Daha çok hafifleşir hayat. İnsan daha da biraz bitse o anlık. Bir anlık heves ve sonra gelen pişmanlıklar. Nefse ağır gelse de birçok şey, doğru olan da ısrarcı olabilmek, büyük mücadele burada elbet. Sevilay Hanım bu pişmanlığı bütün derinliğiyle yaşayanlardan. Hele bu parka geldiğinde. Çocuklarıyla sallandığı salıncaklar, kaydığı kaykaylar, dolaştığı patikalar. Şimdi her birisi acı veriyor ona. Çok kötü hissediyorum. Her yerde sanki çocuklarımı görüyorum böyle etrafıma bakınca. Orada sallanacaklar. Ya ne bileyim, yakalamacılık oynuyorduk. Orada yani sallanacaklar, sallanıyorlardı. Orada basketbol oynuyorduk. Burada futbol oynuyorduk. Yani orada her yerde çocuklarımı görüyorum. İçim çok kötü oluyor. Onun için yani bu parkı herkes çok güzel diyor ama bana hiç güzel gelmiyor artık. Hiç güzel gelmiyor. Çok soğuk geliyor, bilmiyorum. Şeyde, her yerde o var. Bütün günümde. Sabahımda, akşamda, yatsam, kalksam. Sabah kalkıyorum, anneciğim günaydın. Gece yatarken anneciğim iyi geceler. Dua ediyorum onlara. Sağda bakıyorum, diyorum şimdi yemek yiyorlardı. Şimdi okuldalardır. Yani bütün günüm onlar, 24 saat beynim onlarda. Bilmiyorum, çok zor yani. İnsan kimseyi bu duruma düşürmesin Allah. Yani biraz insanın da elinde yani muhakkak. Bazı şeyler insanın da belki elindedir. Onun için diyorum ya, herkes iyi bitsin, iyi arkadaşını, ben ne bileyim, beyni, sonra baba olacak, baba adayı yani diyelim. Onlar hepsi iyi biçilmeli. Yani aile de çok iyi bakması lazım. Yani her biz hevesten, dediğim gibi her şey bir hevesten olmuyor. Baba adayı seçimi de, eş seçimi de çok hassas ve önemli kararlar elbette. Bir heyecan ve hevesle atılan adım sonrasında yaşananları geri getirmek mümkün olmayabiliyor. Örtüyü örtünüyorsun. Mesela ben aile çocuklarımı görmeye gidiyorum değil mi? O aile ne yapıyor çocuklarıma? Bak diyor, senin oman diyor nasıl giymiş? Senin oman niye başörtü takmış? Senin oman niye Müslümandır? Ya sen benim dinime niye dil uzatıyorsun? Benim dinime, benim yani bir Müslüman olduğuma çocuklarımı şimdiden aşılıyor bak. Şimdiden aşılıyor. Önceki haftada üzerinde detaylı bir şekilde durduğumuz bakıcı aile konusu çok önemli elbette. Bunun canlı şahitlerinden birisidir Nigar Hanım. Bir Müslüman çocuğunu bir Müslümana versinler yine. En azından kültüründen, dininden, yani kendi şeyinden büyüyor. Hani bir meyve nasıl dalından büyüyorsa, yani bir çocuk da kendi ailesi gibi hani kültüründen büyüyor. Ama sen bir çocuğu, bir Müslüman çocuğu al, bir bambaşka bir yere at. Ya o çocuk nasıl olacak? Nasıl büyüyecek? Bana hani tamam, sünneti biz konu yaptık. Sünneti hemen kaldırdılar. Neymiş? Biz çocukları yaralıyoruz. Yani bu bir büyük bir yaralamaymış. Öyle hani sünnet konusu hiç konu değil. Bunu hiç konuya getirmiyorlar. Onu hiç konuşmayın diyor. Hatta o aile çocuklara da demiş ki sakın demiş anneanneniz demiş sizi götürüp çok affedersiniz. Yani tümden kesiyor sizi şeyinizi demiş. Çocuklar korkmuş, çocuklar bizi götürdü. Anneanne diyor, niye diyorsan bizi doktora götürecekmişsin? Annem dedim, ben sizi doktora götürmem dedim, böyle bir şey yok dedim. Sadece dedim, hani bizim kültürümüzde hani böyle bir şey var, siz de Müslümansınız. Küçüğü de güldü, ya diyor ben artık Müslüman değilim ki diyor. Niye dedim annem sen Müslüman değilsin? Dedim sadece sen orada yaşıyorsun, sen Müslümansın. Bak dedim, İşbin Muhammedana dedim, sen de ah Muhammedanasın dedim hani. Konuşuyorum hani sen de diyor Müslümansın. Yok yok diyor, biz diyor domuz etini, çok özür dilerim, biz diyor domuz etini yiyoruz diyor. Biz diyor Müslüman değiliz diyor. Biz de diyor biz Hristiyiz yani biz Hristiyanız diyor biz.
Evet, sahip çıkılmayan, sahip çıkılamayan çocuklarımıza sahip çıkanlar şekillendirip eğitiyorlar. Sahip çıkma imkanı olup da adım atmayanlar en kısa zamanda yapması gerekenleri yapacaklardır diye ümit ediyoruz. STK'larımız, NGO'larımız var. Yani bu NGO'ların aslında bu koruyucu aile olayının içerisine bizzat girmeleri gerekir. Yani şundan veya bundan şikayet ederken, peki bu işi sen yap dediğimizde, şu veya bu sebeple kaçarsa insanlar, o zaman hiç şikayet etmeye hakları yok. Bu çerçevede yapacağımız o çocuklarımıza ulaşmamızın ve onları korumamızın en iyi çarelerinden bir tanesi koruyucu aile olmak. Günümüzde bakıcı aile çok acil aranıyor. Her yerde görüyorsunuz, gazetede, internette, her yerde acil bakıcı aileler arıyoruz diye ilan var. Şimdi zaten belli kriterler bütün gençlikler arasında aynıdır. Mesela şimdi kazanç belgesine bakılır. Yani bunu yaparken gönüllü olarak mı yapıyor yoksa bunun para yapmak niyetinde mi diye bakılıyor. Tabii ki yaptıkları işe de para veriliyor. Yani çocuğa bakım parası ve işte masraf parası ödeniyor. Ondan itibaren Gesundheit Zeugnis dediğimiz şeye bakıyoruz, yani hastalık falan var mı? Ondan Führungszeugnis zannedersem seçil belgesi oluyor. Ona dikkat ediliyor. Ve aile ortamı nasıl? Ev durumu nasıl? Çocuk odası var mı yok mu? Bunlar öncelik alınıyor. Ve tabii ki bizim psikologlarla konuşmalara da geçiyorlar. Müslüman çocukları hayimde kalıyorlar. Hısyan olarak büyütüyorlar. Yani kaybederiz bunları. Burada biz Müslüman bir kuruluş olarak, yani 5 milyon bir Müslüman grubu olarak, büyük bir grup olarak tahmin etmiyorum ki burada çocuklarımızı el ayağa düşürecek bir çaresizlik içinde değiliz yani. İstesek bu çocuklarımıza sahip çıkabiliriz. Şuuraltı beslenme küçük yaşlarda oluyor. Ve bizim hani sağlam bir aile yapımızın olduğu bütün dünyaca da kabul edilen bir gerçek. Öyleyse biz kendi çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. Bir takım arızaları olan, bir takım illetlere bulaşmış şeyler de olabilir. Olmayabilir de bilmiyoruz. Çocukları kendilerinden koparılmış ailelerin evlatlarına da sahip çıkalım. Bu çok hem sevap hem de kendi varlığımızın burada devamı açısından çok mühim. Çok önemli kişilerle yapmış olduğumuz görüşmeler sonrasında hazırlamış olduğumuz bu dosyamızda yapmış olduğumuz röportajların maalesef çok az kısımlarını paylaşabildik sizlerle. Yapmış olduğumuz röportajların birçoğunu paylaşamasak da buna rağmen biliyoruz ki bu programımız bu alanda hazırlanmış en kapsamlı program oldu. Yeri geldikçe yine bu konudaki önemli bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Fakat bir sonraki dosyamız farklı bir konuda olacak. Yine birçoğumuzu yakından ilgilendiren çok önemli bir konuda. Samanyolu Avrupa'daki realite programı insanın içini ürpertiyor gerçekten. İzletmek lazım Avrupa'da yaşayan insanlara. Program yapmış olmak için değil de hakkını vere vere yapılmış bir program realite. STV Realite ayrıca resmi tam olarak çıkarmışsınız. Avrupa'da dosya tipi habercilik televizyonlarda yoktu. Bu ilk oldu. Tekrar tebrikler. Gençlik Daireleri konulu realite tekrar ekranda. Kaçıranlara tavsiye ederim. Yapanların eline sağlık. Jugendamt dosyası ile realite STV ekranında. Şu an Samanyolu Avrupa Realite'de aile içi sorunlar, şiddet ve yetiştirme yurtlarında kalan çocuklarla ilgili geniş bir program hazırlanmış. STV Avrupa'da realite programında
5 çocuğu elinden alınan annenin yaşadıkları var. İzleyin. Her iki bölümü tüylerim diken diken olarak seyrettim. Başarılı bir program. Tebrikler. İyi akşamlar Reality. Bizim dertlerimize ortak olduğunuz için teşekkür ederim. Merakla takip ediyoruz. Almanya'dan selamlar. Çok güzeldi. Emeğinize sağlık. Hayretler içerisinde izledik. Nerede, nasıl önlemler almamız konusunda da oldukça faydalı bir program. Devam edin. Bu gençlik dairesi ne olursa olsun Müslüman çocuklarımıza dokunmaya hakkı yoktur. Çoğunlukla uydurma sebepten dolayı çocukları ailelerinden koparıyorlar. Bana göre asla çocuk aileden koparılamaz. Buna dur demeli. Çok farklı konular içeriyor koruyucu aile meselesi. Bazen de haklı olarak alınıyor çocuklar. Bunu da göz ardı edemeyiz. Biz işin içinde olduğumuz için birbirinden farklı problemleri yaşayarak görüyoruz gençlik dairelerinde. Tabii ki bir de haksız yere alınan çocuklar da çok. Yanlış kararlardan kaynaklanan sorun da çocuklar alındıktan sonra başlıyor. Yeterince Türk koruyucu aile olmadığı için. Bizlere şu anda ekranlarda gördüğünüz iletişim bilgilerimizden ulaşıp başınızdan geçenleri ve programımızla ilgili yorumlarınızı iletirseniz çok sevinir, teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.